Allahu bilahe min ash-shaytanu rajim. alamin Ve al-aqbatu muttaqin Ve la udwana illa ala zalimin Ve salat ve salam ala Rasulina Muhammedin. Ve ala alehi ve sahbihi ajma'in. Kanal 5 televizyonun değerli seyircileri. Hepinizi selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamladıktan sonra bugünkü sohbetimize başlayacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli seyircilerim, bu haftaki sohbetimizde zaman kavramı ve Noel kutlamaları. Bizim yüce dinimizde böyle Noel kutlamaları yeni yıla giriyoruz diye böyle bir kutlama var mıdır? Yoksa bu bizim dışımızda gelişen bir şey midir? Bugünkü sohbetimizde bunlara bakacağız inşallah. Her dinin kendine özgü kabul etmiş olduğu bir takım kutsal gün, gece, aylar vardır. Bizim yüce dinimiz İslam'ın da kutsal ve muteber kabul ettiği bir takım gün, muteber kabul ettiği gün, gece ve aylar vardır. Cuma günü Bizim yüce dinimizde, İslam dininde muteber bir gündür. Kandil geceleri, Kadir gecesi, Ramazan ayı muteber kabul ettiği gecelerden, müstesna gecelerden biridir. Ve bunların hepsi zaman içerisinde gelişiyor. İnsanların sahip olmuş oldukları ilim, amel, servet bütün bunlar zaman içerisinde var oluyor ve zaman içerisinde yok oluyor. O yüzden zaman bizim tarihimizde ve insanlık tarihinde çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu surenin bir tanesini yüce Rabbimiz bu isimle isimlendirmiş. Vel Asr'in insanı lafi husr. El Ahir sure. Rabbimiz asra yemin ederek ve müfessihlerimizin tamamı asrın bir zamana tekabül ettiğini, bir zaman olduğunu, yani ikindi namazının vakti olduğunu, alimlerimizin bir kısmında ikindi namazından sonra güneş batana kadar olan vakit diye tefsir ettikleri bir zaman. Yüce Peygamberimiz Resulü Zişan Efendimiz de zamana yani boş zamana insanların geçirmiş olduğu gaflet içerisinde geçirmiş oldukları boş zamana ve sağlığa dikkat çekmiş. Demiş ki iki tane önemli şey var. Bunlardan insanlar gafildirler. Nelerdir bunlar? Birincisi boş zaman. İkincisi sağlık. İnsanlar gençken para kazanmak için sağlıklarını ortaya koyuyorlar. Rabbimizin onlara vermiş olduğu bu sağlık nimetini kötü kullanarak sağlıklarını kaybediyorlar. İleriki yaşlarında ihtiyarladıklarında sağlıklarını tekrar geri kazanmak için paralarını veriyorlar. Sağlıklarını veriyorlar para kazanıyorlar insanlar bütün insanlık için geçerli. Ama sağlıklarını geri kazanmak için paralarını veriyorlar ama kazanamıyorlar. İşte Rabbimizin yüce yaratıcımızın biz insanlara vermiş olduğu bu sağlık ve boş vakit nimetini iyice değerlendirmek durumundayız. Bunları da değerlendiren insanlar zamana hükmedenler hayata hükmeder. Hayata hükmedenler dünyaya hükmederler. Dünyaya hükmedenler ahiretteki gidecekleri yerleri kazanırlar. Nasıl hükmedecek? İşte bu dünyaya gönderilen biz insanlar gönderiliş gayemiz nedir? O gayeyi idrak edeceğiz. O gayenin doğrultusunda ameller serdetmeye bakacağız. Rabbimizin kainata koymuş olduğu bir kanun var. Kanunlar manzumesi var. Bu kanunların tamamına sünnetullah deniliyor. Bu sünnetullahı biz Müslümanlar ve bütün insanlar öylesine bir kafamıza yerleştirmişiz. Öylesine bir ona alışmışız ki işte bu sünnetullah da ilkbahar geldiği zaman Rabbimiz kainata yerleştirmiş olduğu o kanunlar var ya, bunun ismine sünnetullah diyoruz. İlk bahar geldiği zaman ne oluyor? Her taraftan şarıl şarıl sular akıyor. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Güzel her tarafı muntazam bir şekilde çiçekler açıyor. Yeşillikler kaplıyor. Yaz mevsimi geldiğinde bir bakıyoruz ki artık her şey semeresini veriyor insanların hizmetine sunmuş olduğu Rabbimizin o bütün ağaçlar her şey semeresini insanlara sunuyor. Sonbahar geldiği zaman artık insanın da dünyanın da son vakti, ihtiyar vakti yaklaştığını belirten artık biraz daha her şey ağaçlar gazellerini döküyor. Çiçeklerin yaprakları kuruyor. Artık o yetişen semereler toplanmadığı zaman dalından düşüyor, düştüğü yerde çürüyor. Kış mevsimi geldiği zaman artık kıyametin koptuğu bir hali insana hatırlatıyor. Yeryüzü tamamen beyaza bürünüyor. Kısa zaman önce bir kar yağdığında gördük. Her taraf bembeyaz. Sanki kefenlenmiş, küre arz kefenlenmiş bir hal almış. İşte Rabbimizin kainata yerleştirmiş olduğu, koymuş olduğu bu sünnetullah gereğinde her şey muntazam bir şekilde gidiyor. Yani yazın ortasında çok istisna olmasa karın yağdığını görmeyiz. Kışın ortasında bir anda güneşin açıp bütün yeryüzündeki karları bir anda buzulları erittiğini görmeyiz. Bunu Rabbimiz kainata koymuş. Bu koymuş olduğu kanunlar muvacehesinde biz insanlara kolaylık olsun diye de peygamberler göndermiş. Kur'an-ı Azim gibi yüce bir kitap göndermiş. Bu kitaba göre hayatımızı tanzim edeceğiz ki bu dünyamızı mutlu, müreffeh bir hayat sürerken ahirette de Rabbimizin rızasını kazanmış, onun Resulünün Rızasını kazanmış onun rasuluna, Rasulü Zişan Efendimiz'e hakkıyla ümmet olan insanlar olarak ahiretteki Rabbimizin bizler için hazırlamış olduğu o ni'am cennetlerinde, Firdevs cennetlerinde hepimiz yerimizi alalım inşallah. Yine bu zaman mefhumuyla insanlar geçmişi, bugünü, geleceği bu şekilde tanzim ediyorlar. Belli bir zaman dilim var. Rabbimizin belirlemiş olduğu bu zaman diliminde insanlar vakitlerini ona göre ayarlıyorlar. Ona göre tanzim ediyorlar. Bu zaman dilimi ne ile başlamış? Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 36. ayetinde Yüce Yaratıcımız Resulü Zişan Efendimizin vasıtasıyla biz kullarına bildiriyor. Hani zaman zaman aklımıza gelir. Şimdi biz 12 ay sayıyoruz ya. Birinci aydan başlıyoruz. 12. Ar Aralık ayına kadar. Diyoruz ki 12 ay. Acaba Hazreti Adem'in zamanında da öyle miydi? Hazreti İbrahim dedemizin zamanında, Nuh Aleyhisselam zamanında, İsmail İshak Aleyhisselam zamanında, Musa Aleyhisselam zamanında bizim peygamberimiz zamanında biz 12 ay biliyoruz ya. Yani kainat yaratıldığından bugüne kadar hep 12 ay mıydı? Yoksa zaman zaman değişti mi bu? 13 oldu, 11 oldu, 9 oldu. Bu Yüce dilimiz Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Hangi surede? Tövbe, Tövbe Suresi'nin 36. ayetinde. Rabbimiz buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. İnne indate şuhuri indallah 12 şehren fi kitabi llahi yevme halqa's semawati ve'l ard minha arba'a hurum. Yani kainatın yaratılışından bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar Allah Allahu Teala'nın kitabında bize bildirmiş olduğu kitabında ve kainatın yaratılışındaki günleri, ayların sayısı ayların sayısı 12'dir. Onlardan dört tanesi haram aylardır. Hangisi haram aylar? Muharrem ayı, Recep ayı, Zilkadde, Zilhicce ayı. Bunlar haram aylar. Muharrem ayı birinci ay. Recep ayı yedinci ay. Zilkadde ayı 11. ay. Zilhicce ayı 12. ay. Bunlar haram aylar. Bu haram aylar nedir? Resulü Zişan Efendimiz peygamberlik göreviyle görevlendirmeden önce de Mekke'deki müşrikler bu haram ayları mukaddes ay olduklarını bellemişler hayatlarına yerleştirdikleri gibi kafalarına da yerleştirmişler nesilden nesile bu aylar geldiği zaman bu aylarda o birbirlerinin boynunu vuran o cahil cühalalar bu aylar geldiğinde bu aylarda iyiliklerini artırırlar, kötülüklerini bitirirlerdi çünkü bu aylarda yapılan iyiliklere katmerli sevap varken yapılan kötülüklere de katmerli günah yazılıyordu o yüzden bu aylarda ne yapıyorlardı? Bu aylar geldiği zaman Beytullah'a hac için, umre için gelen insanlar o insanların kalacak yerlerini ayarlıyorlardı bu haram aylarda. Kendi aralarında savaşları bitiriyorlardı. Bütün o çirkin, şeni hareketleri o aylarda, bu haram aylarda, bu dediğimiz haram aylarda bitirirlerdi ve bu haram aylarda Beytullah'a dışarıdan gelen Mekke dışarı Mekke'nin dışındaki yerlerden gelen insanlara bunların kalacak yerlerini, bunlara içecek su, bunlara yiyecek yemek temin ederlerdi ve iyilikte birbirleriyle yarışırlardı. Ve birbirlere yarışır, insanlara iyilik yapardı ve inanırlardı ki bu aylarda yapılan zaten öyledir. Bu aylarda yapılan iyiliklere daha fazla sevap kötülüklere daha fazla günah yazılıyor. O yüzden günahlarını bitirme noktasına giderlerdi. Sevaplarını çoğaltırlardı, çoğaltırlardı, çoğaltırlardı. Hep sevap işleme yönünde birbirleriyle yarışırlardı. İşte zaman zamanı yüce Rabbimiz kullarına lütfettiği nimetlerinden bir nimettir. Bu zaman sayesinde biz insanlar Rabbimizin bizlere vermiş olduğu o ömrü bu zaman içerisinde bir öncesi var, bugün var, yarını var. Resulü Zişan Efendimiz diyor ya, zamanı üç ana kısma ayırıyor. Biri dün, biri bugün, biri de yarın. Diyor ki dün geçti, onu geri döndürme imkanımız yok, bitti. Bugün içinde yaşadığımız hal, yarın, yarına nasıl, nasıl ulaşıp ulaşamayacağımızı bilemiyoruz. O yüzden bu hal üzerine yaşadığımız bu anı değerlendirmek akıllı ferasatlı insanların işidir. Bu anı değerlendireceğiz. Çünkü yarınımızı tanzim etme imkanımız yok. Yarın yaşayıp yaşayacağımızı bilmiyoruz. Dün geçti. Dündeki geçen günlerimizde yani geçen ayda, geçen haftada, geçen yılda yapmış olduğumuz bir iyiliği bugüne getirme imkanımız var mı? veya bir kötlüğü istemiyoruz o kötülüğün olmasını. Bunun böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Onu döndürüp bugüne getirip bugün onu tasih etme, düzeltme imkanımız, şansımız var mı? Yok. O yüzden akil, akıllı insan ne yapar? Bugünü, bu anı içinde yaşamış olduğu dakikayı, saniyeyi, salisiyeyi değerlendirme yoluna gider. Çünkü bir dakika sonra bir saat sonra, bir gün sonra bizi nasıl bir akıbetin beklediğini bilemiyoruz. Akıllı insan ne yapar? Akıllı insan yaşadığı anı iyi değerlendiren insandır. Rabbimiz hepimize bir ömür vermiş. Hepimize bir gün bir gün vermiş, bir nefes sayısı vermiş. O nefes sayımız geldiğinde iş biter. Önemli olan insan almış olduğu o nefesi iyi değerlendirmesi. Akıllı insanlar zamanlarını iyi değerlendiren insanlardır. Çünkü düne hükmedemiyoruz. Bugünü şu anı yaşıyoruz, yarını tanzim edemiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Yaşadığımız anı Rabbimizin rızası doğrultusunda onun peygamberinin bizlere bildirmiş olduğu Resulü Zişan Efendimizin bizlere bildirmiş olduğu şekilde hayatımızı tanzim etmek bize düşen görevlerden en âlâ olan görevdir. O yüzden Rabbimiz Ahraf Suresi'nin 36. ayetinde bildiriyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve ummetin ecel. Feiza jaa eceluhum la yasakhirun sa'atu ve la Her ümmetin bir eceli vardır. Rabbimizin tayin etmiş olduğu bir vakit vardır. O vakit geldiği zaman ne bir saat öteye götürülebilir. Veya ne onu bir saat erken alınabilir, ne bir saat erken alma şansımız var, ne bir saat öteye götürme şansımız var. Hatta Rabbimizin bizlere lütfetmiş olduğu nefes sayısı da mahduttur, bellidir. Bir milyon mudur, bir milyon bir midir, iki milyon mudur neyse. O nefes sayısı geldiğinde artık başkasına ait olan o nefes sayısı, belki alınma noktasına geldiği zaman melekül maut yani insanların canını almakla görevli olan melek gelir hemen o nefes senin değil alamazsın der artık insanın göğsüne çöker onun nefesini onun o alacağı nefesi aldırmaz bitmiştir Rabbimizin tayin etmiş olduğu o vakit tamamlanmıştır ne onu bir tane fazla, fazla aldırır ne dünyadan alacağı bir nefesi erken gelir alır. Böyle bir şey olmaz. Bizler bazen yapıyoruz ya bir yere giderken bir yere uğruyoruz ya. Şuna da bir ayak uğrayalım diye. Melekül Maut bir yere giderken birisinin canını kabz etmeye, ruhunu kabz etmeye giderken giderken yol üstünde de şunu da alayım gideyim. Yok böyle bir şey. Rabbimizin tayin etmiş olduğu o nefes sayısı neyse onu her yıl berat kandili geldiği zaman yeni doğacakların listesini, vefat edeceklerin listesini, rızkı genişletileceklerin listesini, rızkı daralacakların listesini melekül mevt ve ilgili meleklere yüce Rabbimiz verir. Melekler o doğrultuda hareket ederler. O yüzden ne dedik? Akıllı insan vaktini iyi değerlendiren insandır. Vakit, vakit nakittir ünlü profesör, bilim adamı Descartes diyor ki insanın hareketlerine göre saati ayarlanmış, geriye doğru saymaya başlamıştır. Hani bir şeyin başlaması için sayılıyor ya, işte 10, 9, 8, 7, 6 gibisinden veya 3, 2, 1 olay başlıyor ya. Aynı o şekilde Descartes'in dediği Diyor ki insanın hareketlerine göre vakti ayarlanmış, saati çalışmaya başlamıştır. O an geldiği zaman iş biter. Peki bizim İslam alimlerinden bu konuya nasıl bakıyorlar? İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki el vaktu kesayif vakit kılıç gibidir. Eğer sen onu kesmezsen o seni keser. Heba eder, yok eder. O yüzden akıllı insanlar nedir? Vakti iyi yönetenler. Vakti iyi yönetenler hayata hükmedenler. Hayata hükmedenler dünyaya hükmedenler. Dünyaya hükmedenler ahireti kazananla insanlar dedik. O yüzden resul Zişan Efendimiz sohbetimizin başında ne dedik? Dedik ki resul Zişan Efendimiz diyor ki iki tane önemli şey var. Bu iki şeyi insanlar iyi yönetmekte aldanıyorlar. Birincisi boş vakit, ikincisi sağlık. İnsanların elinden sağlıkları gittiğinde, insanların boş vakitleri ellerinden gittiğinde işte balığın suda olması gibi. Sudayken suyun kıymetini çok bilmez ama suyun dışına çıktığında nasıl bir nimetin içerisinde olduğunu o an anlar. O an anlar. Suyun nasıl bir nimet olduğunu o an anlar. Biz insanlar da işte sağlığımız, sihatimiz yerindeyken pek onun kıymetini bilmeyiz. Niçin yaratıldık? Bu dünyaya niçin gönderildik? Heva ve hevesimiz arkasında, arkasında koşalım. Nefsimizin bizden istediği her şeyi yapalım. Artık bu dünyaya geliş, insanların gelişi bir ot gibi mi Yoksa bir hay gibi mi, hayat gibi mi? Bir hayat var. Bu hayat bize emaneten burada verilmiş. Bu hayatın gereklerini burada yapacağız. Ahiret yurduna gittiğimizde de Tekesur suresinin 8. ve son ayetinde dediği gibi Bismillahirrahmanirrahim ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra verilmiş olduğunuz o nimetlerin tamamından hesaba çekileceksiniz. Bu ayetin nuzul sebebi olarak söyledikleri özellikle bu surenin 8 ayetten oluşan bu surenin Tekasur suresi El Hakumu Tekasur diye başlayan bu sure o cahiliye Arapları birbirleriyle öyle bir yarıştılar ki öyle bir yarıştılar ki benim malım çoktur dedi. Biri bir öbürsü benim evlatlarım çoktur dedi. Benim akrabayı talukatım çoktur dedi. Bu çoklukla biz size hükmederiz. Dünya hükmederiz, hayata hükmederiz, size hükmederiz dedi. Birbiriyle yarışma, birbiriyle yarıştırdılar. Allahu Teala'nın onlara imtihan için vermiş olduğu bu nimeti birbiriyle yarıştırmaya kalktılar. Benim evladım çoktur. Benim malım çoktur. Benim akrabayı talukatım çoktur. Hatta birbirlerini öyle saydılar ki geçmişteki ölen giden atalan da o sayıya dahil ettiler. Kaybetmiş oldukları mallarını da ona dahil ettiler. Bir önceki yıl ellerinde olup bu sene olmayan mallarını dahil ettiler. Bir önceki yıl aralarında olup da bu yıl aralarında olmayan atalarını da ona dahil ettiler. Daha sonra Rabbimiz Tekesür suresini indirdi ve 8. ayette dedi ki birbirlerinizde Allah'ın, Allahu Teala'nın size vermiş olduğu o nimetleri yarıştırma noktasında öyle bir ileri gittiniz, öyle bir haddi aştınız ki Hatta mezarlara kadar gidip ölülerinizi bile sayma yoluna gittiniz. Geçmişteki elinizde olan, bugün elinizde olmayan mallarınızı bile terazinin kefesine getirip birbirinizle yarıştırdınız. Sonra ne dedi? Sümme letus elunne yevme idin anin naim. Rabbinizin size vermiş olduğu bu nimetlerin tamamından hesaba çekileceksiniz. Bunları Rabbinizin size verdi. O doğrultuda mı kullandınız? Yoksa kendi heva ve hevenizi, heva ve heveslerinizi tatmin etme yolunda mı kullandınız? İşte bu noktada Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, mutahhar sözlerinden bir hadisi bizim imdadımıza yetişiyor. Biz vahid inanan kullara diyor ki Resulü Zişan Efendimiz diyor ki şu dört şeyden hesaba çekilmeden hiç kimse ahiret yurdunda Rabbinin huzurundan ayrılıp cennetlikse cennete, cehennemlikse cehenneme gitmeyecek. Rabbinin huzurunda duracak. O dört şey nedir ya Resulullah? Ah bir ne? Bize bildir dediğimizde Rasul Zişan Efendimiz diyor ki ömrünü nerede? Ömrünü nereden kazandığından hesaba çekileceğiz. Ömrümüzü nerede kazandık? o Rabbimizin bize vermiş olduğu o ömürle bu kalbimize kimin sevgisini hangi imanı yerleştirdik ve bunlarla beraber hangi amelleri yaptık üçüncüsü olarak amellerimiz neye inandık hangi amelleri yaptık üçüncüsü malımızı nereden kazandık ve nerede harcadık helal yoldan kazanıp Rabbimizin bizden istediği şekilde Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere haber verdiği şekilde mi yaptık? Yoksa onun aksi şekilde mi? Ve Rabbimizin bize vermiş olduğu bu vücut nimetini onun rızayı doğrultusunda mı yıprattık? Yoksa onun aksi doğrultusunda mı? İşte bu dört nimetten bütün insanlar inansın inanmasın. Müşrik, münafık, kafir, müslüman, vahid, erkek, kadın, çocuk, şehit, herkes bunlardan hesaba çekilecek. Ama şehitler buna kattık. Şehitler müstesna şehitler de bundan hesaba çekilecek. Şehitler bu imtihanı geçmiş şekilde Rabbimizin cennet nimetleriyle nimetlenen kullarından olacak. Allahu Teala hepimizi cennet nimetiyle nimetlenen kullarından eylesin. Şimdi bir istatistik yapılmış, bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada ortalama o 75 yaş yaşayan bir insanın ilk 12 yılını almışlar. Blue China kadar olan vakti onun haricindeki zamanı insanların nasıl değerlendirdiğine bakmışlar. Bu değerlendirme şeklinde insanların ve aynı zamanda bir yüksek okul mezunu bir insan bir araştırma yapmışlar. İnsanlar bu 75 yıllık ilk 12 yılını ayırmışlar. Bu 12 yılın 21 yılını uykuda geçiriyormuş. Günlük en az 6 saat uyuyoruz ya. 21 yılı uykuda. 10 yılı iş iş hayatında. 10 yılı istirahat, tatil, eğlence yerlerinde geçiriyormuş. 3 yılını tahsilde. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bunların toplamı tatiller çıktıktan sonra 3 yıla tekabül ediyor. Üç yılını ibadet yaparak geçiriyormuş. Hani bazılar diyor ya, ya beş vakit namaz bitmiyor. Sabah kılınıyor, ondan sonra öğle vakti geliyor. Sonra ikindi, sonra akşam, sonra yatsı. Bu vakitler arka arkaya birbirini takip ediyor. Sonra Ramazan orucu geliyor. Sonra pazartesi, perşembe oruçlar, sünnet olan oruçlar. Başka bir sünnet olan oruç, oruçlar, her ayın 13, 14, 15. günü. Bir başka ibadet şekli Davut peygamberimizin yapmış olduğu ibadet. Bir gün oruç tutuyor, gün aşırı tutuyor. Yani bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Bunlar ne zaman bitecek? Bunların toplamını hesaplamışlar. Üç yıla tekabül ediyor. Böyle çok uzun gözüken ibadetler var ya. Sabah namazı, öğle, ikindi, akşam, yatsı bunların tamamını toplasan bir saate tekabül ediyor. Ama istirahat yapan, uyuyan insan en az günün altı saatini uyuyor. Bak o altı saatten 24 saat, 24 tane altın vermiş yüce yaratıcımız bize. Demiş ki onun bir tane 24 altın veriyor mu? Onun bir tanesi kendi geleceğin için ahiret yurdunda mutlu, müreffeh bir hayat kazanmak için harca. Ve aynı zamanda Rabbimizin bizim ibadetimize haşa, sümme haşa, milyon kere haşa ihtiyacı var mı? Hiçbir ihtiyacı yok biz insanları, biz kulları düzene sokmak için, sisteme sokmak için, muntazam, düzenli, sistemli insanlar olmamız için bize ibadet yapmayı emrediyor. Sabah namazıyla gün başlıyor. Gün doğuşuyla, gün doğmadan hemen önce sabah namazı. Bir vakit geliyor. Yaradan, yaradanımızı hatırlayacağız. Öyle vakti. Tekrar işe dandığımız an, yaratıcımızı tekrar hatırlıyoruz. Neyle? İkindi namazıyla. Güneş battı, evlerimize gittik. Tekrar Rabbimizi hatırlıyoruz. Rabbimiz sana hamdu, senalar olsun. Evime geldik, evimize geldik, sıcak yuvamıza kavuştuk diyoruz. Yatmadan önce, istirahata çekilmeden önce Rabbimizi bir kez daha 13 rekatlık namazla hatırlıyoruz ve gidip istirahatımızı yapıyoruz. İşte bunları yaptıktan sonra diğer kalan 13 saat, 23 saati Rabbimiz diyor ki onları Rabbi peygamberinizin size haber verdiği şekilde istirahatta, eğlencede, ziyarette, ticarette bunları silahı rahimi yapmada bunları kullanabilirsiniz diyor. Ve devam ediyoruz. Üç yılı dedi ki ibadette geçiriyor ya. Dört yılı yemek yemekle geçiriyormuş. Bak yemekte kullandığımız zaman dilimi ibadette kullandığımız zaman diliminden bir yıl fazla. 365 gün fazla. İki yılını temizlikte geçiriyormuşuz. Biraz hanım kardeşlerimize özel bir durum bu da. Yolculukta dört yılımızı geçiriyormuşuz. Duraklarda ve muhtelif yerlerde iki yılımızı, misafirlikte dört yılım, üç yılımızı, hastalık vesaire şeylerde de iki yılımızı geçiriyormuşuz. Görüyor musunuz? Yani en vaktimizin en az olan kısmını orada geçiriyormuşuz. Yani hangi uykuda geçirdiğimiz Zaman ne kadardı? Hatırlayalım. 21 yıl. İki şeyi iyi hatırlayalım. Bir, uykuda geçirdiğimiz vakit. İki, ibadette geçirdiğimiz vakit. Neden? Çünkü ibadette geçirdiğimiz vakit 3 yıl. Uykuda geçirdiğimiz vakit 21 yıl. Hadi o zaman o uykuyu ibadete çevirelim. Nasıl çevirebiliriz? Bizim her daim önderimiz, liderimiz, rehberimiz, ahkam şeriatı bize getiren Rasul-ü Zişan Efendimiz bize nasıl bildirmişse öyle yapalım. Bu 21 yıl, 75 yıllık bir ömürde 21 yılı uykuda heba etmeyelim. Haydi onu ibadete çevirelim. Nasıl? Sabah namazı namazların tamamını e, cemaatle eda edip 27 derece sevap alalım. Birincisi, birinci yolu. İkincisi, sabah namazını kıldıktan sonra Haşr suresinin son ayetlerini Huvallahu ledi diye başlayan ayeti yatsı namazını kıldıktan sonra Amener Resulü, Amener Rasulu diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetini Amener Resulü bime unzile diye ile ayet diye başlayan ayetler var ya bunu okuyalım. Başka başka Peygamber Efendimiz kendi değil. Kerimesi. Hazreti Fatıma annemize ne dediyse biz de ona kulak verelim. Alıcılarımızı o yöne yönete, yönlendirelim ve Resulü Zişan Efendimiz kendi kızına ciğer paresine ne dediyse biz de onu alıp tatbik edelim. Peygamber Efendimiz'e Hazreti Fatıma annemiz gitti. Kendisinden bir yardımcı istedi. Evin işlerini yetişemiyorum. Bana bir yardımcı ver dedi. Resulü Zişan Efendimiz dedi ki bak kızım bu ümmetin malıdır. Ümmete ait olan bir şeydir. Bu ümmetin malından sana veremem. Ama bundan daha güzel bir şeyi sana söyleyeyim mi? Bunu yap. Hazreti Fatıma annemize özel, biz Peygamber Efendimizin ümmetine de genel bir tavsiye. Dedi ki, her yatsı namazını kıldıktan sonra tesbih çekiyoruz ya, 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez Allahu Ekber. Bunları çek, Bunları çektikten sonra dua ediyoruz. Sağ tarafına yat. Ve o günün yorgunluğunu tamamen üzerinden atarsın ve sevap kazanırsın. İşte bu dediğimiz şeyleri yaptığımızda o 21 yıllık ömrümüzün 21 yılını artık ibadetle geçirmiş gibi ibadet yapıyormuş gibi sevap kazanırız. Çünkü her şeyimiz sınırlı, ecelimiz sınırlı. Bir insanla ilgili ölüsünü vefat ettiğini duyduğumuzda ne diyoruz? Kalu onlar diyorlar ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik. Yüce yaratıcımızdan geldik. Yine dönüşümüz yüce yaratıcımızadır. Dönüşümüz yine alemlerin Rabbi olan, alemlerin rızkını, ihtiyacı olan şeyleri yerinde, zamanında karıştırmaksızın bütün yaratıklarına yetiştiren, veren o Rabbimize hamdü seneler olsun. Ondan geldik, dönüşümüz yine O'nadır. Mece'imiz O'ndan, mesirimiz yine O'na. Yani O'ndan geldik, O'na döneceğiz. Bunun başka bir kurtuluşu yok. Akıllı insanlar ne dedik? Hayata hükmederler, hayatlarını iyi yönlendirirler ve Rabbimizin rızası doğrultusunda hayatlarını tanzim ederler. Bizim sohbetimizin başında dedik ki bu vakitle ilgili, zamanla ilgili bir sure var. Hangi sureydi dedik? Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi, asır suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane lefi husr. İlla ladina amanu ve amilu salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis Sadakallahu lazim. Rabbimiz ...bir noktaya dikkatimizi çekmek için ne yapıyor? Yeminle başlıyor. Asır vaktine yemin olsun ki diyor... ...insanların tamamı kaybetme noktasında, husranda. Ona, onlara vermiş olduğumuz o şeyleri iyi değerlendirememe noktasında. Peki yüce yaratıcımız neden asır vaktine... O, o bizim yaratıcımız, müdebbirimiz, rızık verenimiz, bizim Allah'ımız. Peygamber Efendimiz bize gö bize göndererek, ahkamı şeriat Kur'an gibi bir kitap göndererek bizi cahil cühala toplumlar olmaktan kurtarmış, cehalet çukurunda yok olmaktan insan erdemine yükselmemize vesile olan Rabbimiz neden mesajını verirken bir şeye yemin ediyor? Asır vaktine yemin ediyor dikkatlerimizi o noktaya çekiyor. Ondan sonra mesajını vermeye başlıyor. Diyor ki asır vaktine yemin olsun ki onun da işte ikindi vakti olduğunu veya ikindiden sonra akşam güneş batana kadar olan vakit bu vakte yani dünyanın ömrünün bu kadar kaldığını artık hayatınızı iyi değerlendirin biz kullarının dikkatini çektikten sonra yüce yaratıcımız mesajını veriyor. Diyor ki bütün insanlar husrandadır. Ama şu şunlar müstesna. İnanıp salih amel işleyene. Bir inanacak. Yani dedik ya kalp çok önemli. Kalbe neyi koyduk? Allah-u Teala'nın rızasını, onun Habibinin sevgisini, muhabbetini, onun getirdiği ahkemi şeriatı kalbimize koyduk. Ve hangi amelleri yaptık? İnandık. Rabbimiz eşi benzeri yoktur dedik. Tektir bir benzeri yoktur. Rızık vereni yoktur. Hayatımızı tanzim eden, dünyamızı tanzim eden, Sünnetullah kanunlarını kainata koyan bir başka yaratıcı yoktur dedik. İnandık. Müvahhit kul olduk. Peki amel olarak ne yaptık? Biraz önce dediğimiz gibi. Eğer zenginsek zaten zekat, hac var. Eğer zengindeysek kelime-i şehadet, oruç, namaz ikisi var. Eğer sağlığımız yerinde değilse zaten oruçta. Onu da fidye vererek onu da ödeyebiliyoruz. Geriye ne kalıyor? Beş vakit namaz. Beş vakit namaz her müminin boynuna fert fert farz-ı ayındır. Bir takım farzlar var. Farz-ı kifaya, cenaze namazı gibi. Bir takım Müslümanların vefat eden birisinin kefenleyip, yıkayıp kefenleyip cenaze namazını kılıp defnetmeleri bütün Müslümanlardan sorumluluk kalkıyor. Ama bir, bir grup insanın bu işi yapmadığı zaman bütün Müslümanlar indi ilahide sorumlu oluyorlar. Ama namaz ibadeti böyle bir ibadet değil. Çünkü Rabbimiz bütün kullarını fert fert sizi düzene sokmak istiyor. Nizama sokmak istiyor. Kendi istediği şekilde tanzim ettiği şekilde bizim hayatımızı tanzim etmek istiyor. O yüce yaratıcı, o veren, biz alanız. O yüzden benim hayatımı kimse tanzim edemez deme noktasında değiliz. Biz imtihan edilme noktasındayız. Rabbimiz imtihan eden noktadadır. O yüzden bizlere düşen Rabbimizin emirlerine uyup nehilerinden sakınmamızdır. Evet inandık, Rabbimize iman ettik. Başka kimler? Hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Bunlar kurtulmuştur bu Rabbimizin bize haber vermiş olduğu şeyleri yapanlar kurtulmuştur. Onun haricindekiler kaybetme noktasında. E <laughs> arba dediğimiz dört imamımızdan Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Muhammed. Allah Teala onların hepsinden razı olsun. İmam Şafi diyor ki eğer Kur'an-ı Kerim gibi bir yüce ahkam kitabı, şeriat kitabı gelmemiş olsaydı, sadece bu sure gelmiş olsaydı, yani asır suresi, bu sure gelmiş olsaydı müminler bu sureye mütemessik bir şekilde sarılsaydılar bu sure Müslümanların cennete gitmesine ebedi yurdu kazanmasına yetecek kadar ahkam, şeriat, öğüt vardı diyor. Biz de onu tasdik ediyoruz tasdik ettiğimiz için, onlara uyduğumuz için, Peygamber Efendimiz'e ümmet olduğumuz için inşallah bu dünyada hayatımızı tanzim edeceğiz. Ahirette de peygamberlerle, şehitlerle, salih kullarla beraber olacağız. Bu sureyle ilgili, Asır suresiyle ilgili ashabtan bazıları diyorlar ki biz diyorlar bu surenin gerçek manada tefsirini pazarda bu satan birisinden öğrendik. O diyor pazara geldiği zaman şöyle bağırdı. Sermayesi, sermayesi ergen bu adama acıyın. Sermayesi eryen bu adama acıyın dediğinde benim aklıma şu geldi. Bütün insanlar husrandadır dedi ya sahabe diyor. E, o zaman insan ömrü de buz gibi güneşin önüne konulan buz nasıl eriyip gidiyorsa işte insanın ömrü de anasından doğduktan sonra bu yıllar geçiyor ya. Bir yılı 2018'i bitiriyoruz, 2019'a giriyoruz. Haydi sevinelim, haydi şöyle yapalım. Bak insan ömrü gittikçe artık sonuna doğru gidiyor. Nefes sayısı tükeniyor. Rabbimizin bize vermiş olduğu bu nefes sayısı kaçsa o yavaş 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 tükenerek insanı ahiret yurduna, ebedi yurduna doğru götürüyor. Diyor ki ben ondan bunu duyduğum zaman anladım ki insanın ömrü mahdut. Rabbimizin bize verilmiş olduğu bu surede işte bizim insan ömrünü böyle giderek tüketiyor. Bir sermayesi tükenen bir hayat. Hayatımız her gün geçtikçe biraz daha kabir hayatına yaklaşıyoruz ya. Allahu Teala hepimizi imanını ölen ve kendisinin rızası doğrultusunda hayatını tanzim eden kullarından eylesin. Rabbimizin dedik kainata koymuş olduğu bu sünnetullah gereği bu kanunlar doğrultusunda işte güneş hareketleri, ayın hareketleri, yerin hareketlerinden belli bir şey oluyor. Dünyamızın kendi etrafında dönmesiyle gece gündüz güneşin etrafında dönmesiyle neleri meydana getiriyor? Mevsimleri, bizim biraz önce saydığımız ilkbahar, yaz, sonbahar, kış bu mevsimleri meydana getiriyor. Gece, gece ile ilgili Yüce Yaratıcımız Nebe Suresinin 9, 10, 11. ayetlerinde ne buyurur? 9. ayetinde وَجَعَلْنَا نَوْمَكْ مُسُبَاتَ Uykuyu bize bir örtü yapmış. وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ Gece ise bir örtü yaptık. O bütün ortalık karardı. Artık insanın içerisinde ne kadar çalışma heyecanı varsa bile gün battıktan sonra o heyecan azalıyor. Belli görevleri, emniyeti görevleri ifa eden buna benzer. Vardiyeli çalışan insanların haricinde gecenin belli bir vakti geçtikten sonra insanlar istirahata çekildiklerini görüyoruz. İstirahata çekiliyorlar ve o istirahatta dinleniyorlar o günün yorgunluklarını üzerlerinden atıyorlar. Sabahleyin uyandıklarında neşit artık işleri yapmaya hazır bir şekilde uyandıklarını görüyoruz. İşte yılbaşı dediğimizde de ne dedik? İnsanın ömründen bir yılın dahi geçtiği bir andır. Yani yılbaşı denildiğinde piyango, içki içmek, eğlenmek bunlar demek değil. Her yıl geldiğinde bizim Rabbimizin bize vermiş olduğu ömür sermayesinden bir yılımızı daha tükettik. Rabbimizin ahiret yurduna gitmeye daha yaklaştığımızı anlayacağız. O yüzden bu bunlar yani yılbaşı, takvim, tatil, eğlence, şenlik dediğimiz bu bir milletin adetidir, gelenekleridir, göreneklerdir, ideolojisidir. Ete kemiğe bürünen dini inançlarıdır. Bunu bu şekilde bileceğiz. Bir milletin kültürüdür. Bu kültürü bu kültürden uzak durmamızı Rabbimiz Maide suresinin 15. ayetinde duyuruyor ki, buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tettequzun la tettequzul yehuda vel nasara evliye e ba'duhum evliye e bad. ve men yetevelle minkum fehuve minhum ila ahiril ayet ila ahiril ayet Diyor ki Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Her kim sizden onları dost edinirse o da onlardandır. Onlardan bize bir fayda yok. Eğlence, oynama, gülme, bunlarınla beraber kutlama. Hep beraber Noel'e bir bakalım. Noel ne demek? Noel diyorlar ya, Noel kutlamaları. Tanrı'nın doğduğu gece bizim şu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir surenin Rabbimizi en iyi bize anlatan İhlas suresinin inkar etmenin tamamen aynısı değil mi? Ne diyor? Noel. Tanrı'nın doğduğu gece. Haşa sümme haşa. Rabbimiz ne diyor İhlas suresinde? De ki o Allah tektir. Eşi benzeri menendi yoktur. Allahu Samet o Samettir. Hiçbir şeye ihtiyaçlı değildir. Her şey ona ihtiyaçlıdır. O bir babadan, anneden doğmamıştır. Hiç kimsenin de babası, annesi haşa değildir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Bu batıl, bu sati düşünce ne diyor Noel? Tanrı'nın doğduğu gece. Bak, batırlık orada başlıyor. Kim ona inanırsa Kur'an-ı Kerim'in bu suresini ben hocam inanmıyorum. Ben inan inanmıyorum ama ona da bir takım şeylere de kendimi kaptırıyorum. O zaman lisanı hal ve lisanı kal dilimiz bir şey var. Gönlümüz rası değil ama hareketlerimiz onu yapıyor. Ailemiz onu yapıyor. Çevremiz onu yapıyor. Biz herkes kendi her şeyden önce kendi nefsinden sonra ailesinden sonra çevresinden sorumlu. Resulü Zişan Efendimiz bize dedi ya, kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Gücü yetmezse dili, diliyle buğzetsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Diliyle söylesin, anlasın. Yapılan şeyin yanlış olduğunu söylesin. Bunu da düzeltemiyorsa kalbiyle buz edecek ki o da zayıfın, en zayıf e, e, imanın en zayıf olan noktasıdır. Çam ağacı ne? Çam ağacı da e, Yunan-Roma paga kültüründe olan bir adet. Bakıyoruz ki bizim biz namaza İslam adına bir şey var mı? Mumlar ne? Kötü ruhların ve cadıları kovulduğuna inandıkları safsata, sati bir düşünce. Ay, yıldız, güneş. Şimdi şeyler süslüyorlar, çam süslüyorlar. Bu da Babil kültüründen alınmış bir adet. Bak İslam adına hiçbir şey yok. Bizdik bir şey yok. Yılbaşı dediğimiz zaman uluslararası takvimin bir yılın bitip bir başka yılın başladığının ötesinde Müslümanlara düşen bir şey yok. Din de bizim de dinle, dinimizden uzaktan yakından alakası yoktur. Bakara suresinin 38. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbgat ve nehnu lehu abidum Sadakallahu lasim Ney? Allah-u boyasıyla, boyasından daha iyi boyayla boyayan kim olabilir? Kelle. Hiç kimse. En güzel boya Rabbimizin boyasıdır. Bizi boyamış. Ve bizi müminler, müvahhidler yapmış. Renk olarak değil. Bizi din olarak boyamış. İslam adını vermiş. Müslüman adını vermiş. Müvahhidler adını vermiş. Bizi kardeş yapmış birbirimizle aynı batından olan kardeşlerimiz kardeşlik değil. Gerçekte din kardeşliğimiz bütün her şeyin üstünde ala yüce Rabbimiz bizi bize bize bu şekilde vasıflandırmış. Bunun haricinde bir bir başka şeyle kendimizi vasıflandırmak demek Rabbimizin bize vermiş olduğu bu payeyi bir kenara koyup kendi heva ve hevesimize göre payeler edinmektir ki bu da çok sati çok yanlış bir düşüncedir. Resulü Zişan Efendimiz ne buyuruyor? Men teşebbehe bi kavmin fe huve minhum. Kim bir kavme benzemeyi dilerse o da ondandır diyor. Bir başka hadislerinde bizden gayrisinin sünnetiyle amel eden bizden değildir. Resulü Zişan Efendimizin sünneti hangisi? Efendimiz Mekke'den, Medine'ye hicret ettiklerinde bir bakıyor ki orada insanlar bir takım günleri bayram edinmişler. O bayramı kutluyorlar. Mesela bunlardan aşure günü. Muharrem ayında ki bunların kutlamış oldukları o aşure gününü Resulü Zişan Efendimiz sordu. Dedi ki sizin bu kutladığınız ne? Bu aşure olarak kutladınız. Dediler ki bizim peygamberimiz Nemrudu Firavun'un zulümünden kurtulduğu gün. Dedi ki Musa aleyhisselam sizden daha layık benim. O zaman biz de kutlayacağız. Nasıl kutlayacağız? Peygamber Efendimiz o yıl oruç tuttu. Dediler ki ya, Resul, ya Resulallah onlar her bu ayın 10. gününde oruç tutuyordu. Resulü Zişan Efendimiz onlara benzememe adına 9'unda oruç tuttu, 10'unda oruç tuttu, 11'inde oruç tuttu ve ashabına bu şekilde tavsiye etti. Bazı rivayetlerde deniliyor ki Resulü Zişan Efendimiz onun da oruç tuttu, Ondan sonraki sene Peygamber Efendimiz ona yetişemedi. Yetişemediği için ümmetini onu tavsiye etti. Dedi ki 9'da tutun, 10'da tutun, 11'de tutun. Men teşebbehe bi kavmin fe Kim bir topluma benzemeyi isterse o da ondandır. Biz Resulü Zişan Efendimizin toplumuna benzemek istiyoruz. O yüzden biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toplumundanız. Çünkü diğer din mensupları, Yahudiler ve Hristiyanlar, bunlar farklı bir din mensupları. Bunlar İslam'ı kabul etmedikleri için sadece Peygamber Efendimiz bize, bize bildirdi. Aynı anneden ve babadan geldiğimizin haricinde onlarla başka bir ortak yanımız yoktur. İnsan olarak onlarla bir takım uluslararası ilişkilerimiz olabilir. Ama onun haricinde din olarak onlarla aynı şeyi yapmak bize kaybettirir. Ki hadi bakalım onların şeyine bakalım. İsa Aleyhisselam'ın Tarihte, onların tarihinde kaydetmiş olduğu tarihte doğduğu gece 25 Aralık. Peki 31 Aralık'ta neden böyle bir kutlamayı yapıyorlar? Zaten Aralık'ın son haftasında onlar 3 tane ayin yapıyorlar. Bu zaman zarfında, son haftada hediyeleşiyorlar. Birbirlerine hediye veriyorlar, silah-ı yapıyorlar. Peki 31 Aralık'ta böyle güzel hafta, bir haftaya yayılmış şekilde ayinlerini yaptılar silah-ı rahim yaptılar, hediyeleştiler. Peki son ay yılın bitimine geldiği zaman bu eğlence, bu başları döndüren, bu hindileri kesmeler, çam ağaçlarını kesmeler, bu işkide, kumarda böyle hat safhaya ulaştıracak kadar eğlenceye dalmalar ne? O yapmış oldukları iyilikleri, kendi dinleri inancında yapmış oldukları iyiliklerin tamamını bunlar alıp heder edip götürmüyor mu? Şimdi şöyle düşün, düşünelim. Ramazan ayı geldi diye biz oruç tutuyoruz. İster Avrupa ülkelerinde, ister Afrika ülkelerinde, ister bizim ülkemizde. Ki insanlara bir bakalım. Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi hissetmeyen, bizim gibi inanmayan insanlar... Ya Müslümanların Ramazan ayı geldi. Biz de onların, onlara hürmeten oruçlarımızı tutalım. Açıktan oruç, oruçlarımızı yemek yemeyelim diyen bir milletikle karşılaştınız mı? kurban bayramı geldi diye Müslümanlar gibi biz de kurban keselim diyen bir insanı dediğini duydunuz mu? Ezan okuyor. Ezan Müslümanlara, Müslümanların da onlara hoş görünme, şirin gözünme adına biz de gidip sabah namazını kılalım. Bak biz de ayaktayız onlarla beraber diyeni duydun mu? Duyun yapmıyorlar. Onlar bizim dinimize bu hürmeten, saygı adına bunları yapmazken biz Müslümanlara ne oluyordu? Onları taklit ediyoruz. Resulü Zişan Efendimizin bize bildirdiği gibi onlar işte bir yılanın, kertenkelenin deliğinden içeri girseler biz de onların arkasından girmek için bu gayret, bu koşturma ne adına? Ve kurban ayı geldiğinde günler önceden başlayıp artık insan hakları diye ortaya çıkanlar insanların genelinin istifade edeceği şekilde yapılacak bir yol, köprü, park vesaire şeyler için burada olması gereken o projeyi engellen bir ağacı buradan alıp bir başka yere nakledelim denildiğinde ortaya çıkar, çıkıp çevreciler olarak biz çevreciz o ağacı oradan çıkamazsınız, çıkartamazsınız. Bu bir ibadettir, saygıyla yaklaşmıyorlar. Vanher dediği, Rabbinin rızası için kurban kes, kan akıt. Bir ibadeti yerine getiriyorlar. Biz burada sukut edelim demeden hemen ortaya dökülürler. Artık yine kan dökülecek, yine hayvan hakları korunmayacak diye ortaya çıkanlar. Bu kadar hindi kesilirken neredesiniz? Bu kadar ağaç kesilirken, çam ağacı kesilirken neredesiniz? Ha demek ki siz samimi değilsiniz. Bunu demek durumundayız. Veya biz sizin samimiyetinize inanmıyoruz. Ha bundan eğer buna da ayrı tepki gösterirseniz o zaman sizin o gitmiş olduğu yolunuzda sizin samimi olduğunuza inacağız. Ama bunu yapmadığınız için ama diğer tarafta Müslümanların yapmış oldukları bir ibadet, bir ehli için o hayvanı kesmiyorlar. Bir ibadet saygıyla kesiyorlar. Ve aynı zamanda onların yaratılış, insanların haricindeki yarattıkların, Rabbimizin yaratmış olduğu bu şeylerin tamamını Rabbimiz insanların hizmetine sunmuş. Müslümanların hizmetine sunmuş. Bütün insanların hizmetinde. Bir hayvanı kesip yediği zaman Müslüman da onun etinden yiyor, kafir de yiyor, müşrik de yiyor, münafık da yiyor. Hepsi bu nimetlerin tamamını Rabbimiz insanların rahat ve mutluluğu, huzuru için yapmıştır bunu. O yüzden İnsanlar bundan istifade edecekler bu dünyada. Ahiret yurduna gittiğinde bu nimetlerden Rabbimiz Tekesür suresinin 8. ayetinde bildirdi, bildirdiği gibi bizlere sonra o nimetlerin tamamından bizi hesaba çekecek. Sadece Müslümanlar değil, bütün herkesi o vermiş olduğu nimetlerin hakkını eda ettik mi etmedik mi? Sohbetimizin kıtamında sonunda ne diyoruz? Diyoruz ki, yılbaşı denildiği, Noel kutlaması denildiği zaman bizim bir yılı bitirip bir başka yıla geçme uluslararası takvimin başladığı yıl diye kabul edeceğiz. Ha bunda Noel kutlamaları İslam'da yoktur. Çam süslemesi yoktur. Noel bebaya inanma yoktur. Piyango bileti alma yoktur. Haramdır. Neden? o kadar insanın emeğini alın terini bir yere yığıyorlar. Bir yere yığdıktan sonra yüzde yirmi beş gibi bir dilimini insanlara dağıtıyorlar. Belki daha fazla daha az bilmiyorum ama ben tahmini bir rakam söyledim. Öyle bir rakamı cazip olarak birkaç kişiye insanların ömrü boyunca görme imkanları olmayan bir meblağı birkaç kişiye onun akabindeki birkaç bilete de ufak tefek hediyeler koyarak insanları ona cezbettiriyorlar. İnsanlar onlara rağbet ediyor. Milyonlar gidiyor onu alıyor. Yüz kişiye, bin kişiye onları dağıtıyorlar. Geri kalan emeği sömürülüyor. İslam'ın zaten bunlara karşı çıkmasının sebebi ne? Hiç kimsenin emeğini sömürttürmemek. Ne diyor Resulü Zişan Efendimiz? İşçiyi çalıştırdığın zaman alnının teri kurumadan onun emeğini vereceksin. İşte insan, işte İslam insanın emeğini sömürtme adına, sömürme adına ona sömürecekler kendileri de semirmek için, seminlenme, şişmanlamak için ne yapılması gerekiyorsa onların tamamını İslam önünü kesmiş, set koymuş, onların önünde kale gibi durmuş ve biz Müslümanlara da bu böylesine güzel Kanal 5 ekranlarıyla bu inandığımız değerleri yanlış olup da doğru bilinen şeyleri bunlar yanlıştır, doğrusu budur diye size anlatıyoruz. Yarın Rabbimiz ahiret yurduna gittiğimizde bunların hesabını bizden de soracak, sizden de. Bize ne diyecek? Anlattınız mı? Size ne diyecek? Uyguladınız mı? O yüzden bizim hepimiz bir yılın bitiminde ne yapmamız gerekir? Bunu söyleyeceğiz, sohbetimizi bitireceğiz. Bir yılı bitiriyoruz ya. Bir esnafı düşünün. Kepen kapatacak. Bir günün cirosuna bakmaz mı? Onun hesabını yapmaz mı? Bir günü kepengi kapatmadan defterini açar, bakar. Bugünün hesabında cirosunda ne kazandım? Ne kadar karım var? Zarar mı etmişim içeride miyim yoksa karım mı var? Onun hesabını yaparken bir günün hesabını yapan bir esnaf kadar olamayacağız Müslümanlar. Bir yılın hesabını yapamayacağız mı? 365 yılımız gitti. Ne yaptık? Yanlış yaptık mı? Elbette ki yaptık. Biz insanız. Evet, yanlış yaptık silah-ı rahimde eksiklik yaptık mı? Yaptık. Mutlaka yapmışızdır insanız. Tasadduk noktasında eksiğimiz var mı? Namaz noktasında eksiğimiz var mı? Oruç noktasında eksiğimiz var mı? Kazalarımız var mı? Buna döneceğiz. Hazreti Ömer'in dediği gibi hasibu enfusakum qabla en Nefsiniz sizi hesaba çekmeden siz önce nefsinizi hesaba çekin. Rabbinizin huzuruna gittiğiniz zaman tövbenizi eda etmiş, Kazalarınızı kılmış, kaza oruçlarınız varsa onları yerine getirmiş bir şekilde bir yılın hesabını yapmış. Bu yılın defterini kapatmışsınız. Bu yılın hesabını tövbenizi yaparak karlı bir şekilde kapatılmış kullar olarak Rabbimizin huzuruna gitmeyi Rabbimiz bize nasip etsin. İşte bu zamanları böyle değerlendireceğiz. Böyle değerlendirdiğimiz zaman hayata hükmeden ve dünyaya hükmeden ahireti bu dünyada kazanan kullarından Rabbimiz hepimize eylesin. O yüzden Rabbimize duamız son nefesimizde bize kelime-i şehadeti nasip, et, nasip etsin. Ahiret yurdunda da Peygamber Efendimiz de salihlerle, şuhadelerle bizi, komşu, bizi onlara komşu eylesin. Değerli kardeşim hepinizi alemlerin yaratıcısı müdebberi olan Rabbime emanet ediyorum. Esen ve mutlu kalın.